Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf fen bilimleri ders kitabında 1. ünitemiz Güneş, Dünya ve Ay 21. sayfadaki sıra sizde sorusuyla başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz, bildirimlerinizin sesini açarsanız çok sevinirim. Sorumuz: Güneş Dünya için neden önemlidir? Kısaca yazınız demiş. Evet arkadaşlar, Güneş deyince aklımıza ne geliyor? Güneş dünyamızın ısı ve ışık kaynağıdır arkadaşlar. İlk başta en önemli özelliği budur. Güneş dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır arkadaşlar. Yani dünyamızın ısınmasını ve aydınlanmasını güneş sağlıyor. Ne kadar çok lambalar yansa bile arkadaşlar, bir güneş kadar mümkün değil, dünyamızı aydınlatamazdık. Ne kadar çok sobada yaksak, kaloriferde yaksak, doğalgazda yaksak, ne yaparsak yapalım, bir güneş kadar dünyamızı ısıtamazdık. Güneşin en büyük özelliği arkadaşlar dünyamız için ısı ve ışık kaynağı olmasıdır. Bir başka özelliği arkadaşlar, D vitamini kaynağıdır. Güneş D vitamini kaynağıdır. Onu da yazalım. D vitamini sağlar. Ve arkadaşlar, bitkilerin besin üretmesini sağlıyor. Bitkiler besin üretir. Güneş ışığı sayesinde arkadaşlar bitkiler besin üretirler. Fotosentez denen olayı gerçekleştirirler. Hemen bir sonraki sayfa ile 22. sayfa ile devam ediyorum arkadaşlar. Yine burada 3 tane sorumuz var. Güneş ile Dünya arasındaki benzer yönler nelerdir? 2 tane örnek yazınız demiş arkadaşlar. Benim aklıma gelen arkadaşlar, her ikisi de şekil olarak küreseldir. Şöyle diyebiliriz. İkisi de küresel şekle sahip, küresel şekildedir. Ve arkadaşlar, her ikisi de bir gök cismidir. İkisi de gök cismidir. Diğer sorumuz, Güneş ve Dünya'nın büyüklüğü hakkında neler öğrendiniz? Yazınız demiş. Neler öğrendik arkadaşlar? Şöyle diyebiliriz. Güneş'in çapı, hemen yazalım. Güneş'in çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıydı. Çapının yaklaşık 109 katıdır. Güneş'in içine arkadaşlar, Güneş'in içine yine yaklaşık olarak arkadaşlar 1.300.000 tane arkadaşlar dünya sığabilir arkadaşlar. 1.300.000 tane dünyayı güneşin içine sığdırabiliyoruz. Büyüklük olarak söyler isek arkadaşlar, güneşimiz dünyadan bu kadar kat daha büyüktür. Diğer sorumuza bakarsak, üçüncü sorumuz. Çevrenizdeki araç gereçleri inceleyiniz. Güneş ile Dünya arasındaki büyüklük ilişkisini göstermek için çevrenizdeki hangi araç gereçleri kullanırsınız arkadaşlar? Aklımıza gelen şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Güneşi neye benzetebilirim? Güneşi arkadaşlar bir basketbol topuna benzetirsek, basketbol topu veya bir futbol topuna benzetirsek arkadaşlar, güneşi
Dünyayı da neye benzetebiliriz? Dünyayı bir mercimeğe, dünya bir mercimek tanesi, bir bezelye tanesi, bir nohut tanesi olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Bir nohuta benzetebiliriz. Onu da yazalım. Nohut. Güneşli arkadaşlar basketbol topu diyebiliriz. Futbol topu diyebiliriz. Voleybol topu diye düşünebiliriz. Benim aklıma gelen örnekler bunlar arkadaşlar. Hemen 26. sayfaya geçiyorum. 26. sayfadaki etkinlikle devam edelim arkadaşlar. Yine burada birkaç tane sorumuz var. Ayın dünya için önemi nedir? Kısaca açıklarız demiş arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz Ay dünyamızın uydusudur arkadaşlar. Tek doğal uydusudur Ay. Ayın dünya için önemini söyleyecek olursak arkadaşlar hemen yanına not almaya başlayalım. Yaşam için gerekli olan iklim şartlarının korunmasını sağlar arkadaşlar. İklim şartlarının korunmasını sağlar. Yine arkadaşlar fırtına ve kasırga gibi olaylar artardı. Eğer şöyle diyelim, eğer ay olmasaydı fırtına ve kasırga gibi olaylar artardı. Yine arkadaşlar dünyamız gök taşları tarafından yok olabilirdi. Dünyamız gök taşları tarafından delik deşik olurdu arkadaşlar herhalde. Gök taşları tarafından yok olabilirdi. Hemen arkadaşlar bir sonraki sayfaya geçiyorum. 27. sayfa ile devam edeceğim. Diyor ki ayda canlıların yaşayabileceği bir ortam oluşturmak için nelere ihtiyaç vardır? Evet arkadaşlar, bir canlının yaşayabilmesi için ihtiyacımız olan şeyler nedir? Havadır, sudur ve uygun sıcaklıktır. Hava, su ve uygun sıcaklık arkadaşlar. Bunlar olsaydı ayda yaşam belki mümkün olabilirdi. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.